zaman evine hiç olmazsa çoluğuna çocuğuna bir ekmek fazla götürebilecek demektir. Değerli arkadaşlar, emeklerle ilgili intibak yasasını gündeme getirdik, inandıramadık. Sahtesine inandırdılar ama sahte intibak yasasından da hiçbir emekli 10 paralık kar görmedi. Gördüyse bana buradaki çalışanlar, emekçiler, emekçileri yönetenler açıklasınlar. Dolayısıyla emeklilik yasasının çok ciddi revizyona ve emeklilikte intibakın çok ciddi olarak ele almaya ihtiyacı vardır. Bunu gerçekleştireceğiz. Baskı yapın bize, başkalarına, iktidara. Talep edin. Değerli arkadaşlar, iş güvenliği. İş güvenliği yasası çıkardık. Ne zaman Soma'daki 301 tane insanımızı toprağa gömdükten sonra. Soma'dakileri yaşamlarını biraz daha kolaylaştırmak için bazı olanaklar sağladık. Ama hemen arkasından Ermenek oldu. Onlar ondan yararlanamıyor. Başka biri sorursa ondan yararlanamıyor. Her kaza için kanı mı çıkarmamız lazım? İş güvenliği yasası çıkardık. Ama güvenlik odalarının yürürlüğe girmesini erteledik. Niye çıkarıyoruz? Yani 2 sene daha insanlar ölebilirler buralarda. Biz de 2 sene sonra güvenlik odaları kurarız diye. Değerli arkadaşlar, sözlerim aslında söylenecek çok şey var. Nizamettin Başkan'ın söylediği gibi çok şeyler konuşulması lazım buralarda. Ama biliyorum ki herkesin vakti kısıtlı. Ama şunu söyleyeyim. İşçiler bütün iktidarlara muhalefet olmak zorundadırlar. İktidarda ben de olsam. İktidarlardan yandaş olan, candaş olan sendikalar memurları sattılar. İşçileri satıyorlar. Memurların %3'e mahkum edilmesinin sonucu iktidarın yandaşı memur sendikası değil midir? Binlerce müdürü bir gecede değiştiren sendika, yandaş sendika değil mi? Ona binlerce müdürü değiştirtirken %3 de öğretmene, memura pay verdiği zaman Allah bereket versin diyor. Memur da diyor ki neye bizim hakkımız yok? Sen kardeşim hakkını verecek adamı değil, hakkını satacak adamı seçmişsin. Hep beraber teslim olmuşsun. Hak arıyorsun şimdi. Yeni yol çalışanlarına borçlu olduğumu biliyorum, söyledim. Kongremizin demiryolu çalışanlarımıza, ülkemize, Afyonumuza ve bütün emeğiyle geçiren namuslu insanlara hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Divan, değerli milletvekili büyüklerim, değerli genel başkan, belediye başkanımız, sendikalarımızın başkanları, siyasi partilerimizin başkanları, tabii ki demir yolcular ve salonda bulunan bütün insanımız, canlarımız, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Demir yolu sendikamızın kongresi vesilesiyle bir aradayız. 5 dakika geç kaldım ancak Muharrem Uslu Başkan'ın bütün konuşmasını dikkatle dinledim. Kendisiyle yıllardır tanışırız. Görüşlerini de biliyoruz. Hepsini de saygıyla karşılıyoruz. Şimdi söylenecek çok şey var. Nizamettin Hoca gayet güzel söyledi. Ama söylenecek çok şeylerin yerleri de var. Burada bir kongre yapılıyor. Gayet de güzel bir kongre. Delegeler buradalar. Demiryolu Sendikası da Afyonumuzun en önemli sivil toplum örgütlerinden birisi. Davet etti Sayın Başkan. Biz de icabet ettik. Burada emeğin sorunları konuşulması lazım, işlerin sorunları konuşulması lazım. Elbette konuşuyoruz. Şimdi söylenenlere bir şeyler söylesem bir türlü. Söylemesem başka bir türlü. Deminden beri düşünüyorum ne yapayım diye. Söyle. O zaman Sayın Divan, süre sınırlaması yapmıyorsunuz da süremiz ne kadar? Süremiz ne kadar? Şimdi size süre kısaltmamak demek bizim açımızdan çok zor bir şey. Siz bu konularda tecrübelisiniz. Yeteri kadar ne kadar konuşulmanız gerekiyorsa saygı duyuyoruz. Estağfurullah.
Kemal Bey, ben sana söyleyebilir miyim ayrıca? Şimdi, burası Afyonkarahisar. Bizim insanımız ne kadar farklı siyasi görüşlere sahip olursa da olsun, genelde görüşler aynıdır. Ahmet abi yıllardır meslektaşım. Kemalettin abiyle de uzun süredir hem il başkanla hem de siyasetten beraber çalışıyoruz. Sendikacı arkadaşları da biliyoruz. Yani bir takım şeyleri böyle ayakları yere basmadan efendim çok böyle güzel cümlelerle söylemek mümkün olabilir ama realiteler yani gerçek yere basmayan neyse onu da söyle o zaman. Yere basmayan neyse onu da söyle. Efendim, söylüyorsun. Ahmet abi özür dilerim. Asla seni sinirlendirmek istemem. O zaman söylüyorum. Taşeronluğu kaldıracaklar. Buyurun kaldırın. Buyurun. Versin. Biz mi kurduk taşeronluğu? Hadi buyurun kaldırın. İşçileri sattılar. Memurları sattılar diyorsunuz. Savunma hakkı var mı o sendika başkanının burada? Kim kimi sattı? Başkanım, Kürt Devleti, MHPC, Vahap Parti, taşı orada tutun, gemisi. Siz de kaldırabilirsiniz. Hemen kaldırabilirsiniz. Yani arkadaşlar, sevgili kardeşim, bak, muhterem abicim, ben, efendim? Nasıl kaldıracak, iktidarda mı da kaldıracak, buyurun kaldırın diyorsun. Kardeş, 7 Haziran, işte benim garibime giden de bu. Benim garibime giden de bu. Şimdi burada Ahmet abim konuşuyor. Ahmet abi bizim abimiz. Söyledikleri de tamamen katıldığım şeyler. Mesela asgari ücret. Sendikaları söyledim. Ahmet abi tahrik edince oradan buyurun kaldırın dedi. Asgari ücret. Arkadaşlar asgari ücret diyorsunuz. Taşeronlu AK Parti hükümeti getirmedi. Sayın Başkan da söyledi. Ötekiler de söyledi. AK Parti hükümetinden önce taşeronluk sistemi kuruldu ve çalışıyordu. Biz AK Parti hükümeti olarak geldiğimizde bu memlekete Türkiye'nin dışından bürokrat mı getirdik? İşçi mi getirdik arkadaş? Doktor getirdi. Doktor. Doktor da getirmedik. Kim o doktor getirdi yani? Buyursun gelsin ispatlasın. Getiremedik. Getirmek istedik de getiremedik. Şimdi arkadaşlar biz bu milleti seviyoruz. AK Parti sizsiniz. Siz. Sizsiniz. Millet kurdu AK Parti'yi. Sayın Vekilim. Sayın Vekilim. Ali Başkan. Başlarına kadar güzel başladınız. Konya'nın bizim istihdamını bozmadan seviyeli bir sorumlu bir iktidar anlayışıyla konuşmanızı talep ediyorum. Lütfen bağırmakla, çağırmakla, insanları tahrik etmekle bir yere varılmaz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Biz seni seviyoruz, saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederim. Mübarek'in abi. Bak abi diyorum. Ahmet abi ya abi diyorum. Bütün büyüklerimize, sendikalarımıza, başkanlarımıza, dernek başkanlarımıza bizim hürmetimiz var. Ancak sabrımızın da bir sınırı var, onu söylemek istiyorum. Bildiklerimiz de var. Şimdi tabii ki arkadaşlar AK Parti'yi kurarken bizim genel başkanımız, şimdi cumhurbaşkanımız hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey. Ve elhamdülillah o günden beri hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Kötüye giden şeyler var mıdır? Vardır. Hastanelerdeki bu sorunlar var mıdır? Vardır. Kamuda, bürokraside bütün sorunlar var mıdır? Vardır. Çok iyi biliyor ki muhalefet partisinde beraber görev yaptığımız arkadaşlarımız o sorunlarla en az onlar kadar ben de mücadele ediyorum. Birebir biliyorlar. Fakat memleket bizim. Bu ülke bizim. Resmin tamamını gördüğümüz zaman iyiye de bir giriş var. Elhamdülillah demokrasi de var. Sandık konuyor 4 senede bir. Belediyelerde 5 senede bir konuyor. Halkımızın da eğitim seviyesine ciddi yatırımlar yapıldı. Ciddi bir şekilde devam ediyor. Şimdi son günlerde medya özgürlüğü yok diyorlar. Eleştirilerden birisi. Medyada fevkalade özgür. Sabahtan akşama kadar 24 saat hükümete, iktidar partisine sövme hakları var. Televizyonlardan ve radyolardan, gazetelerinden. Bunu da yapıyorlar. Daha nasıl olacak? Daha nasıl özgürlük olacak? Özgürlük var, bilgi var, muhalefet var. Herkes var, sandıkta konuyor. Arkadaşlar 7 Haziran'da bir daha konuyor sandık. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurucu partisidir. Söylediği doğrudur. Demir yollarını da kurmuştur. Hükümeti de kurmuştur. Halk, 77 milyon halkımız, seçmenimiz seçer Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Biz de önünde saygıyla dururuz. Getirir icraatlarını uygular. Biz de uyarız milletin fertleri olarak. Biz de öyle diyoruz zaten. Başka bir şey dediğimiz yok ki. Ama millet size vermiyor Ahmet abi. Sorun burada zaten yani.
Siz iktidar etmiyor Ahmet abi bu millet. Olacak. İnşallah. Şimdi bak bu işçilerin, delegelerin arkadan baktım şöyle 10-15 kişi alkışlıyor. Delege bu tarafta kimse senin o satıldı matıldı dediklerini alkışlamıyor. Öyle mi? Gör. Baktım ben, sen buradaydın, farkında değilsin. Şimdi 7 Haziran'da göreceğiz o delegenin çimeli dediğini. Abi gerçekten ben milletin iradesi karşısında saygıyla eğilirim. Sessinler CHP'yi. CHP dışarıdan gelmedi ki ya. Bu memleketin partisi. Bunu Atatürk'ün partisi. Biz ona hiç itiraz etmiyoruz. Halk seçsin. Başımızın üstünde yeri var. Serbest özgür seçimlerde biz çıkacağız, konuşacağız. Herkesle konuşacağız. Gerçekleri de söyleyeceğiz. Benim hayalim şuydu. 2001 yılında partiyi kurduk. Ben de merkez ilçe başkanı olarak bir yemek düzenledim. Öncesinde diğer ilçeleri falan kurduk. Gazeteci arkadaşlar da geldi, o günde olanlar var, hatırlayacaklar. Asgari ücret konuşuluyor. En büyük hayalim dedim, hala hayalim diyorum, basınla paylaşmakla anlaşı şey yapmıyorum. 1500 dolar civarında bir asgari ücret. Hadi yapalım. Şimdi, yapalım. Müsaade eder misiniz? Hayalim diyorum, sen... İzin verirseniz tamamlayayım. Şimdi bu hayalimiz kayıtlara geçti o zaman için. Şimdi geçti ama o zaman asgari ücret çok çok daha düşüktü. Şimdi bunu arkadaşlarımız, o zaman gazeteci arkadaşlarımız kayda geçirdiler. Nasıl olacak falan diye de şey yaptılar. Dedim ki bu bir hayal. Şimdi ben bir işçi çocuğum. Benim babam kol gücüyle, emek gücüyle bizi okuttu, büyüttü. Türkiye böyle güzel bir memleket. Bir işçinin çocuğu, Allah nasip ediyor, milletvekili olabiliyor yani. İşte köyden gelen bir abimiz milletvekili olabiliyor. Şimdi bu demokrasinin nimeti. Şimdi asgari ücret 1500 dolar olacak da nasıl olacak? Adı üstünde adı asgari ücret. Şimdi bu mecliste de konuşuluyor. Milletvekili olduktan sonra bir gün Maliye Bakanı çıktı, dedi ki muhalefet sözcülerine asgari ücreti eleştiriyorlar. Arkadaşlar adı üstünde asgari ücret, asgari ücret. Yani en az. Onun da bir kanunu var, heyeti var. Çok ayrıntıyı bilmiyorum, onlar tespit ediyorlar. Fakat kamuda bir tane Allah'ın kulu asgari ücretle çalışmıyor. Kamuda, memur olarak. Taşeronlara gelince. Taşeronluk sistemini kuran AK Parti değil, şu ana kadar da AK Parti işletiyor. Bizim kendi içimizdeki eleştirilerden biri bu. Ben de eleştiriyorum. Devleti çok büyüttüğümüz noktasındaki fikirlerimi apaçık söylüyorum. Kamuyu çok büyüttük, küçültecekken büyüttük. Bakanlarımıza söylüyoruz. Her kanunun arkasına kadro ekleyip geliyorlar. Ya Sayın Bakanım, her kanunun arkasına kadro, her kanunun arkasına kadro. Yani çok büyümedi mi bu devlet? İhtiyaç var. İhtiyaçları tamamlayamıyoruz. Öğretmene ihtiyaç var, memura ihtiyaç var, işte güvenlikçiye ihtiyaç var. Buna rağmen maalesef çözümsüzlük yok. Ama durum çok da kötü değil arkadaşlar. Resmi görelim. Birbirimize de kötü davranmayalım. Sayın milletvekili arkadaşlarım defalarca yurt dışına çıktılar, gördüler. Ben de gördüm. Geçen yıl yaşadığım tecrübeyi anlatayım. Mayıs'ın 12'sinde Brüksel'deydim. 19'unda da Mogadişu'dayım. Birisi Avrupa Birliği'nin başkenti, birisi de Somali'nin başkenti. Bu sene tekrar geçtiğimiz hafta Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa şehrindeydik. Cibuti'deydik. Mogadişu'daydık. Addis Ababa'da Afrika Birliği'nin başkenti. Afrika Birliği'nin başkentiymiş. Brüksel konumunda, Avrupa Birliği gibi. Rusya'yı da gördük. Avrupa'yı zaten görüyoruz. Ben kendi adıma söylüyorum. Her defasına gidiyorum, geliyorum. Bu memlekette doğup yaşadığım için Allah'a şükrediyorum. Şu insanlarla beraber olduğum için Allah'a şükrediyorum. Benim bu duygularımı yurt dışına çıktığınızda siz de hissedeceksiniz. Geriye dönüyoruz. Kamu hizmetleri açısından. AK Parti hükümeti iktidar olmadan önce sendika başkanı arkadaşım Salim Muharrem Uslu'yla SSK hastanesinde doktorların kullanacağı telefon cihazlarının alınıp alınmayacağı konusunun müzakere edildiğine ben tanım. Doğru mu? Televizyon da yok 50 sene evvel. Hayır, şeyden önce söyledim. 50 sene önce televizyon da yok. 50 sene önce bilgisayar da yok. Sizin gittiğiniz internet yok. Bunu duyuyor musunuz? Biz nasıl gideceğiz? Para yok. Şimdi... Çok güzel söylüyor ya. Şimdi abi senin nasıl gideceğini... Sayın Burhanettin Çoban Bey'i daha atıyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli Türk İşimizin genel başkanı, değerli milletvekillerimiz, saygıdeğer divan,
komşu illerden, Türkiye'mizin güzel illerinden buraya gelen çok değerli sendikacı dostlarımız, değerli iş arkadaşlarımız, basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Genel kurulumuzun Afyonumuza, Demiryol işçilerimize, sendikalarımıza hayırlı gitmesi diliyorum. Çok kısa konuşacağımı öncelikle belirteyim. Tabii bizler hem bu şehrin bir belediye başkanı olarak hem de yaşayan bir ferdi olarak işçi arkadaşlarımızla ama özellikle siyasi yönümüzle de belediye yönümüzle de sendikacı arkadaşlarımızla her zaman beraber olan insanlarız. Özellikle Afyonumuzdaki Türk İş Sendikası'na bağlı sendika arkadaşlarımızın tüm şube başkanları, yöneticileri gerçekten bu ülkede yapılan doğru işe hep alkış tutmuşlar. Yanlışları da en güzel bir şekilde protesto etmişlerdir. Zaten bizim aradığımız istediğimiz de budur. Değerli arkadaşlar, bugün tabii Demiryolu Kongresi'ndeyiz. Demiryolları denilince aklımıza bir, Sultan Abdülhamit Han geliyor. İki, Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Gerçekten her iki dönemde de Türkiye'de biraz öncesinde Osmanlı coğrafyasında demir yollarında müthiş bir gelişme yaşanmış. Ve bu gelişme bizim 10. yıl marşımıza yansımış. Ne diyor? 10 yılda ördük baştan başa demir ağlarla ülkemizi, yurdumuzu. Evet, gerçekten 10 yılda demir ağlarla örmüşüz. Ama sonrası, ben isterdim ki değerli vekillerimiz acaba rahmet Atatürk'ten sonra o kadar diğer siyasi iktidarlar oldu. Demir yolda neler yapıldı? Ama 2003 sonrasında demir yollarımızın geldiği noktayı hepimiz biliyoruz ve bundan dolayı da bir Türk vatandaşı olarak ve bu şehrin bir belediye başkanı olarak gurur duyuyor. Emeği geçen işçisinden genel müdürüne kadar, bakanına kadar, hükümete kadar herkesi alkışlamaya davet ediyorum. Hep beraber alkışlayalım. Değerli arkadaşlar, tabii çağdaşlık başlarla olmuyor. 3 gün önce bir televizyon kanalında birkaç yazar diyor ki inadına dekolte, inadına biletek. Kızlı erkekli yaşam. Herkes istediği gibi yaşayabilir, ona bir şey demiyoruz. Arkadaşlar, çağdaşlık eğer biletek giymekle olsaydı, dekolte dolaşmakla olsaydı, kızlı erkekli beraber yaşamakla olsaydı, herhalde Afrika'daki yerliler, Kızılderililer daha çağdaş olurdu. Çağdaşlık 8 ülkeden sonra demir yolu hızlı trenlere getirmekle olur. Ülkenin baştan başa her tarafı Atatürk'ün yaptığı gibi ve AK Parti'nin yaptığı gibi demir yol ağlarıyla örmekle olur. Sağlıkta evlenmeyle olur. Duble yollarla olur. Bilişim çağını yakalamakla olur. Eğitimde yine ileriye gitmekle olur. Arkadaşlar, ben burada bu bölümü kesiyorum. Bana yönetilen konularla cevap verecek konuşmamı sonlandırıyorum. Efendim, değerli Türk İş İl Başkanımız dedi ki çöp işçilerimize gibi talep iletti. Amenna. Aldık. Kabul ettik. İnşallah gereğini mutlaka yapacağımızdan kimse şüphe duymasın. Tüm bizim gibi illerde olduğu gibi bizim illimizde de çöp çalışan arkadaşlarımızın 420 işçi çalışıyor bizde. Bunun yarıdan biraz fazlasının asgari ücret aldığı doğrudur. Ancak biz bir takım sosyal haklarla yemek parası, benzeri haklar filan, işte efendim tatilde çalışma ücreti, şunda çalışma ücreti gibi konularla biraz onu geçiyoruz ama bu en fazla %10'u geçmiyor. Kimi çöp işçilerimiz %20 fazla alıyor. Kimine %30 alanlar da var. Bunlar tabii az miktarda ama en azından asgari ücret alanlarla ilgili Türk İş İl Temsilcimizin, arkadaşımızın talebini dikkate alacağından kimse şüphe duymasın. Değerli arkadaşlar, Afyon Karahisar'da memur sendikalarından bahsetti değerli vekilimiz. Halil Bey konuşurken arkadaşlarımız da sağ olsunlar müdahale ettiler. Değerli arkadaşlar, Afyon Karahisar'da bir memur sendikası ile memurlarla ilgili ilk toplu sözleşmeyi, yani sözleşmeyi yapan belediye başkanı benim. Şu an 2009 yılından beri en düşük memurumuz, en az alan memurumuz aylık net 250 lira ek ücret alıyor. Bunun yanında aylık 600 liraya kadar ek ücret alan memur arkadaşlarımız da var. Biz bunu yaptıktan sonra tüm siyasi partili belediye başkanlarımız Afyon'daki memur sendikaları toplu sözleşme yaptılar. Doğru mu? Bunu biliyorsunuz. Yani biz bir güzelliğe vesile olduk bir belediye başkanı olarak. Daha sonra özel idaremiz çalışanlarıyla bir sosyal denge sözleşmesi yaptı. Dolayısıyla oradaki memur arkadaşlarımızla ilave
haklara kavuştu. Böyle bir güzelliğe vesile olmaktan dolayı da biz de mutluyuz. Efendim, taşeronla ilgili de ben de bir taşeron çalıştıran insan olarak birkaç cümle yapıp konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Şimdi öncelikli olarak işte çalışan işçilerle ilgili de sanıyorum bir yanlış bilgi verdi Ahmet Bey. Bana gelen bilgiye göre 1 milyon 300 bin civarında sendikan işçi var şu an Türkiye'de. Yani 400-500 bin değil. Yaklaşık çalışan işçilerin %10'una tekabül ediyor sendikalı işçi sayısı. Devletin kayıtlarında 2 milyon üzerinde. Ocak 2015 itibariyle efendim şu an 1 milyon 280 bin civarında sendikalı işçi oldu, bana bildirildi. Bu salondan geldi bilgi sendikalı arkadaşlar. Yalnız elbet düzeltmek de bizim için bir borçtur. Ben Ocak 2015 rakamlarını söylüyorum. Değerli arkadaşlar, bizde şu an 1100 adet taşeron işçi var belediyede. Açık konuşmak gerekiyorsa bu işçileri kadroya aldığımız gün belediyeyi kapatmamız gerekir. Şimdi değerli vekilimiz dedi ki, siyaset yapmak için söylemiyorum, biz iktidara gelince yapacağız. O da arkadaşımız dedi ki, biz iktidara değiliz. Arkadaşım, İzmir'de iktidardasın belediyede. Aydın'da iktidarsan yakın yer. Yasa yok, yasa. Bunlar başta. Hayır, hayır. Yasa hayır, yok, efendim. Yasa yok, yasa. Hayır, kesinlikle. Kadro yasası yok, kadro yasası. Efendim, bakma söyle. Ben yolunu kadro söyleyeyim. Yasası yok. Devlet personel neresi? Kadro verecek, kadro alınacak. Sizler başkan, konuşurken bizler hiç müdahale etmedik. Ama şimdi yalanmıyorsunuz. Sayın Vekilim, halinde hiç müdahale etmedi. Lütfen ben konuşmama müsaade edin efendim. Ben haklaşmasını sevmem, saygıda kusur etmem. Yücel Bey, burada mısın değerli kardeşim? Buyur başkanım. Bizim şu an 130'a yakın kadro işçimiz var değil mi? Ben istesem belediye başkanı olarak en az 300 tane kadro işçi şu an alabilir miyim? Alabilirim. Niye? KBS'den alabilirim. Yazarım şeye, Ankara'ya. Kadro alacaksınız oradan ama. Hayır efendim, kadrom var. Bilmiyorsunuz. Hazır, mevcut kadro. Sayın Bekir'im, bak bilmediğiniz için konuşuyorsunuz. Bakın bak, lütfen. Beni bilmemekle suçlamayın. Devlet kadro vermezse, kadronuz varsa alırsınız 50 tane, 100 tane, 10 tane. Siz ama eğer, 1100 tane kadronuz varsa... Siz eğer dinlemeyi bilmezseniz, biz de konuşamayız, bu da demokrasi olmaz. Siz konuşurken bizi müdahale etmeyin. Lütfen efendim. Ya ister söylüyorsun Sayın Başkan. Ben konuşayım, bitireyim ondan sonra ister söz, ister istemeyin. Ama bir yanlış bilgi biliyorum. Değerli arkadaşlar, Nizamettin Bey bir öğretmen. Her okulun norm kadrosu olduğu gibi belediyenin de norm kadrosu var. Ben Afyon Belediye Başkanı olarak şu an hem memurda hem işçide norm kadromun üçte birinde çalışıyorum. İstesem bugün yazarım Ankara'ya, devlet personeline, derim ki bana 300 işçi gönderin, bana 250 tane memur gönderin, 3 ay isterse veya o süreleri var her yılda belli, bizim 300 tane memurumuz da gelir, işimize yeni başlar. O kadar iş, en az 500 tane işçi de taşeronundan kurtulur, ya memur olur ya işçi olur. Ama ben arkadaşlar, bunu bütçesini karşılamayan benim gelirim, Türkiye'nin şartları müsait değil. Yani Ahmet Bey bilmediği konu şu. Belediyeler bakımında... Sayın Başkanım, bilmediği diye konuşmayın. Siz bildiğinizi anlatın. O zaman ben bildiğimi anlatıyorum, düzeltiyorum. Benim bildiğimi anlatıyorum arkadaşlar. Ben istesem veya Aydın Belediye Başkanı istese, İzmir Belediye Başkanı istese, boş tüm kadrolar için Ankara'dan yazar KPSS'ye göre memur da gelir, işçi de gelir. O kadar taşeron işçi de taşeronluktan kurtulmuş, kadroya geçiyorum. Hadi hodri meydan, İzmir'de başlayın, Aydın'da başlayın. Ben de bir belediye başkanı olarak alkışlamaktan, teşekkür etmekten geri duymayacağımı ifade ediyorum. Ya da uzağa gitmeyelim. İşte MHP'li Emirdağ Belediyesi, MHP'li Dilar Belediyesi hemen yarın o taşeron işçiler yerine kadın iş almaktan özgür diler. Hemen yarın başlayabilir. Oraya kadar uzar. Hemen yarın başlayabilir arkadaşım. Buna engel bir şey yok. Lütfen kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyin. Sen kendi işine evet. Bak. Kamuoyunu ben yanlış bilgilendirmiyorum başkan. Sizin bilgileriniz sen yanlış. Sen işine bak. MHP'ye hiç bulaşma kardeşim. Yanlış. Sayın vekil arkadaşlarım. Sayın başkandan sonra söz isteseniz, kürsüyü kullansanız daha... Zaten etik olarak yanlış oldu kardeşim. Protokole falan uymadı. Başkan en önce konuşması lazım. Efendim ben de onu şaşırdım da ne oldu? Ben de şaşırdım. Sen de şaşırdın. Çok değerli divan hepinizden özür diliyorum. Ben kendi adıma... İsteyeceğim bırakmadınız sen. Hayır, ben, bir şey var. Ama bunu siz başlattınız. Evet. Biz hep ne Halil Bey müdahale etti, ne il başkanımız buradaydı, o müdahale etti. Bizler sahile dinledik. Ben kimseye ama, yalan söylüyor demedim. Sataştınız. Kimseye yalan söylüyor demedim. Kimseye bilmiyor demedim. Kimseye... Ben bir tane eleştirmek hakkına sahibim. Sayın Bekir'im. Tahammül sorularını zorlayan çok değerli işçi kardeşlerimize, delege arkadaşlarımıza herkese çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Demiryolu Sendikası'nda kurucu olarak
üye olarak, yönetim kurulu üyesi olarak kim görev yapmışsa hepsine şükranlarımı sunuyorum. Yeni seçilecek başkanımızı, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Dediğiniz müzakerelere ilişkin ilgililerin cevabı. 8. Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası. 9. Seçimler. A. Şube Başkanı.